Avrupa Odası'na hoş geldiniz. 24 Ağustos Çarşamba 2022 gündemdeki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Öztaseki, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık hakkında manevi tazminat davası açmıştı. Olmayan bir sayışlar raporu, olmayan bir köprü üzerinden bir iddiada bulunmuştu Arık. Aradan yaklaşık bir hafta geçti ama ne bir belge ortaya koydu, ne o raporu gösterebildi, ne de iddialarını resmileştirebildi. Bu konuda yoğun tepki var kamuoyundan. Çetin Arık'a ve Çetin Arık'a kamuoyu sesleniyor. Bu iddiayı ispatlayamazsan istifa et. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık ortaya attığı iddiaların fos çıkmasının ezikliğini yaşıyor. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Öztaseki döneminde yapılan 15 milyonluk köprü ortada yok. Bu konuyla ilgili ortada Sayıştay raporları var açıklamasına bulunmuştu. Arık hala bu iddiayı ispatlayamadı. CHP'li trollerin kasıtlı ortaya attığı asılsız iddiaları gerçek gibi ortaya sundu. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın kendisi hakkında bulunduğu suçlamalara cevap veren Öztaseki, Sayıştay raporlarında benden 15 milyonun hesabı sorulmuş. Bir köprü yapmak için 15 milyon TL para vermişsem, öyle bir köprü yoksa ortada ben bugünden itibaren milletvekilliğinden ve bütün görevlerimden istifa ediyorum. Toplum önüne bir daha çıkmayacağım. Ama iftira eden kiralık milletvekili, eğer iddiasını ispat edemezse şahsiyeti, namusu ve şerefi varsa anında istifa etsin yorumunu yapmıştı. Öztaseki, Arık'ın belgeleri çıkaramaması üzerine yeni bir açıklama yapmış, lafı hiç kıvırma, ortaya Sayıştay raporlarını çıkar ya da istifa et açıklamasına bulunmuştu. Öztaseki son olarak Çetin Arık hakkında manevi tazminat davası açmıştı. İddialarını ispatlayamayan Çetin Arık'ın istifa etmesi bekleniyor. Bugün önemli bir işbirliği protokolü imza töreni vardı. Kadem Merkezi açılışı. Dedaman Ortaokulu'nda oldu. Kayseri Değerler Eğitim Merkezi'ydi bu. İşte o önemli toplantıdan yansıyanlar. Düzenlenen imza ve açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ve paydaş kurum temsilcileri katıldı. İmza töreninde ilk olarak Esra Kuşkaya, Kayseri Değerler Eğitimi Merkezi hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Proje geniş bir kurumsal katılım ve STK desteğiyle gerçekleştirilmesi ve tüm etkinlik detaylarının hazır materyaller haline dönüştürülüp uygulayıcılara sunulması gibi özellikleriyle alanında bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Sunumun ardından söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, değerlerimizi ön plana çıkaran önemli bir çalışmaya imza atıyoruz. Biz de kurum ve kuruluşlarla elimizden gelen desteği vereceğiz dedi. İnşallah Kayseri'mize adeta katkıda bulunmuş bu şehrin önderlerini, gerek manevi önderlerini, gerek bilimsel önderlerini, gerekse her alanda bu şehri bu hale getiren, katkı sağlayan değerlerimizi ön plana çıkaracak projelerle şehrimizi buluşturmak, gençlerimizi buluşturmak amacıyla yapılan önemli ve anlamlı bir çalışma. Tabii öncelikli olarak her şeyden önce değerlerimize sahip çıkma mantığı içerisindeki ilk projemizi değerli hocamız burada bizlerle paylaştı. O projeyle başlayacak olan ama daha sonraki süreçte Kayseri'ye dediğim gibi katkı sağlayan tüm değerlerimizi ön plana çıkartacak anlayış ve yaklaşım ile bu çalışmayı sürdüreceğiz. Elbette değerli valimizin kapsamını genişletme yönünde irade gösterdiği, bizlerden de bu alanda hangi katkı istiyorsa hepsini verme yönünde çabamızın olmazsa olmaz olduğu anlayış içerisinde kurum ve kuruluşlarımızla yerel yönetimlerimizde şehrimizin tamamını kucaklayacak, 16 ilçemizi kapsayacak bir çalışmaya dönüştürmek yönünde gayret göstereceğiz. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise konuşmasında Kayseri Değerler Eğitimi Merkezi'nin önemine değindi. Çiçek, gençler arasında uyuşturucu bağımlılığının arttığını ve ahlaki değerlerin azaldığını belirterek artık harekete geçmenin zamanıydı dedi. Biz sokakta yürüdüğümüzde Büyükşehir Belediye Başkanımız da, ben de işte Melikgazi Belediye Başkanımız da birçok dertten bize bahsediyorlar. Diyorlar ki, efendim yeni geçtik, şu sıkıntı var. Efendim işte uyuşturucu kullanımı arttı. Efendim ahlaki bir takım sıkıntılardan, gençlerin artık
işte bizim zamanımızda şöyleydi, bizim zamanımızda böyle saygılı bir takım serzenişlerle karşılaşıyoruz hepimiz. Şu an söyleyebileceğimiz yüzlerce olumsuz örneği toplum içerisinde görebiliyoruz ve duyabiliyoruz. Bunların hepsini çözebilmek için elimizde sihirli değnek yok. Elimizde işin gerçeği, sosyal bilimlerde de öyle, müdahale anlamında da bir anda bu işin çözümü diyor. Yalnız ben şuna inanıyorum hayatım boyunca. Ya bu işin derdini çeken, bu işin ızdırabını çeken, bununla ilgili dertlenen insanların çalışmalarının işin bir yerine bir yerden başlamak lazım. Yoksa konuşur dururuz saatlerce, günlerce. Otururuz, deriz ki uyuşturucu bağımlılığı artıyor, cep telefonu bağımlılığı artıyor, çocuklarda saygı azaldı, işte özgüven azaldı, arttı. Ne? Bu bir sürü şey konuşuyoruz. Taşkınlık arttı. Ama bununla ilgili bir artık harekete geçme zamanı. Ben şuna inanıyorum. Niyetimiz halis olduktan sonra, gerçekten iyi niyetle bir şeyler yapma arzusunda olduktan sonra Cenab-ı Allah'ın yardımcı olacağına inanıyorum. Bunu tabii başlarken de profesyonel desteklerle, bir takım sebepler açısından işin içine baktığımızda her türlü realiteyi de göz önüne olarak. Ama bir şey yapmamız lazım. Şimdi emniyet müdürümüz burada. Öyle hikayelerle karşılaşıyordur ki. Sorsanız kendisi bile hatırlamak istemediği hikayelerle karşılaşıyordur. Ama uyuşturucu arttı dediğimiz zaman bunun sorumlusu Allah aşkına sadece emniyet mi? Sadece eğitimde sıkıntı varsa sorumlusu Milli Eğitim mi? İşte huzur evlerinde problem var. Yani bu komple birlikte bakılabilecek bir şey. Emniyetimiz uyuşturucuyla ilgili göze göz, dişe diş en sertinden mücadelesini verecek. Ama sonrasında uyuşturucu baronlarını yakalayacak, uyuşturucu satıcılarını yakalayacak, gereken her türlü cezayı verecek. Ama çocuklarımızı kurtarmak için bu yeterli değil. Çünkü maalesef hayır işlerinde biz her yerden fırsat bulabileceğimiz gibi şer güçlerde, uyuşturucudan bahsediyorum, satıcılarından bahsediyorum, ahlaksız işlerden her yerden gençlerimizi yerlemek için an ve fırsat kolluyorlar ve maalesef bazen de başarıya ulaşıyorlar. Bunun için bu işin içerisine öğretmeni, aileyi, valisini, başkanını, müdürünü yani komple bir toplumu dahil etmemiz gerekiyor. Ve bu işi profesyonel yapmamız gerekiyor. Arkadaşlar bununla ilgili o kadar çalışmışlardı ki, bunu dert edinmişlerdi. Bize sadece Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte buna destek olmak kaldı. Konuşmaların ardından protokol paydaş kurumlar tarafından imzalanarak merkezin açılış kurdelesi kesildi. Melik Gazi'nin yaz etkinlikleri sürüyor. Dün de canlı yayında sizlere aktardık. Off-road yarışması hem adrenalin hem müzik vardı. Ardından Kurtalan Express konseriyle son buldu. Başkan Doktor Mustafa Palancıoğlu'nun da açıklamaları vardı. Melik Gazi'de etkinliklerle dolu unutulmaz bir yaz dönemi yaşattıklarını söyleyen Başkan Doktor Palancıoğlu şöyle konuştu. Evet, Kayseri Melik Gazi'de şu anda Erciyes Üniversitesi'nin hemen karşısındaki büyük otopark alanındayız. Burada Türkiye'de en büyük organizasyonlardan olan Trans Anatolia Offroad yarışmasının çalışması devam ediyor. Birazdan da Kurtalan Express'in konseri olacak. Burada Murat Bey ve Burak Bey'le organizasyonun sahipleri. Büyük bir organizasyon. 6 ülkeden katılımcı var. 82 yarışmacının katıldığı yarışma bugün itibariyle devam ediyor. Hatay'da başlayacak ve Eskişehir'de devam edecek bir çalışma. Yaklaşık 500 kişinin, teknik ekibin, organizasyonun ve yarışmacıların katıldığı büyük bir organizasyon. Dolayısıyla Kayseri'de bir ilki gerçekleştirdiğimiz için mutluyum. Ben Burak Bey'e, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Kayseri'nin turizm açısından tanıtılması, tüm dünyada yayınlanması, bu çalışmaların Avrupa'da özellikle yayınlanması açısından çok önemli diye düşünüyorum. İnşallah bu tür organizasyonları yapmaya da devam edeceğiz. Yarış sonrası vatandaşlar Kurtalan Express konseriyle doyasıya eğlendi.
Yine festivallerle devam edelim. 26-27-28 Ağustos tarihlerinde Erciyes'te yine önemli bir etkinlik var. Zirve Festivali, yani zirvedeki festival Erciyes Moto Fest için geri sayım başladı. Kayseri Erciyes AŞ destekleriyle Kayseri'deki gönüllü motosiklet kulüpleri tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Erciyes Moto Fest için geri sayım başladı. Sponsor firmaların destekleriyle gerçekleşecek Erciyes Motosiklet Festivali 26, 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde Erciyes Dağı'nın 2200 metresindeki Tekir Yaylası'na bulunan Çadır Karavan kamp alanında düzenlenecek. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce demir atlıyı zirvede bir araya getirecek festival kamp ateşinin yanmasıyla başlayacak. Motosiklet oyunları, şovlar, yarışmalar gibi çeşitli faaliyetlerin düzenleneceği organizasyonda klasik otomobil, off-road ve Vossos araçlar da sergilenecek. Türkiye'nin tüm vilayetlerinden gelecek olan motosiklet tutkunları kültür ve tarih turlarıyla Kayseri'yi keşfedecek. Motocross yarışlarıyla adrenalin zirve yapacak. Festivalde Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu ve ünlü motor şovmeni Birkan Polat da Random, Varoş ve Laylon gibi müzik grupları da sahne performanslarıyla ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. Öte yandan Erciyes'te bir araya gelecek olan motosikletçiler kortej sürüşüyle şehir turu attıktan sonra Kayseri Cumhuriyet Meydanı istikametinden tekrar festival alanına çevrilecek. Festival programı ise şöyle. 26 Ağustos Cuma 2022, 12 açılış, 15-16 motosiklet oyunları, 18-19 motosiklet lastik show, 18-19 klasik otomobil, Vossos ve off-road araç sergileri, 20-20-30 festival ateşinin yanması, 20-30-22-30 grup naylon, 22-30-23-59 Varoş konseri, 27 Ağustos cumartesi, 10-12 serbest zaman kültür ve tarih turları, 12-14 motocross yarışları, 14-16 gondol turu, 16-18 şehir kortej sürüşü, 18-19 Birkan Polat akrobasi gösterisi, 19-20 serbest zaman, 20-20-30 kamp ateşinin yakılması, 20-30-22-30 random konseri, 22-30-23-59 plaket ve kapanış. Büyükşehir'e ödül getiren 13 Reis Kentsel Dönüşüm Projesi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç bu bölgede incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehirlerin dönüştürülmesi ve yenilenmesi çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda kentte yapılan çalışmalar hakkında sık sık bilgi alan ve incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'ne en iyi riskli alan ilan eden belediye ödülünü aldıran Oruç Reis Kentsel Dönüşüm Projesi'ni inceledi. Büyükkılıç'a incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hakkı Alp ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Başkan Büyükkılıç devam eden hummalı çalışmalarla ilgili de yetkililerden bilgi de aldı. Kayseri'de konforlu ve huzurlu yaşam alanları sunacak kentsel dönüşüm projelerine önem verdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Oruç Reis Kentsel Dönüşüm Projesi'nin tüm hızıyla sürdüğünü ve Kayseri'ye çok yakışacağını ifade ederek şöyle konuştu. 120 bin metrekarelik bir inşaat sahası, burada yapılan çalışma, bunun yarısı yeşil alan, 572 tane konut, ticaret alanı, camisi, sosyal donatılarıyla inşallah 2023 Nisan ayında tamamlanacak ve hak sahiplerine teslim edilmiş olacak şekilde inşaatımız hızla devam ediyor. Ben TOKİ'mize, kıymetli başkanımıza, değerli Çevre Şehircilik Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bizlerle her zaman iyi niyetli, yapıcı yaklaşımıyla uzlaşma döneminde bu projenin hızla hayata geçirmesine katkı sağlayan Oruç Reis mahallemizin güzel insanlarına ayrıca minnet duyuyorum. Oruç Reis kentsel dönüşüm projesinin yüz akı bir proje olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, projede emeği geçen herkese teşekkür ederek şunları kaydetti. İnşallah ikinci etabın da başlaması yönünde değerli bakanımızla görüşmelerimizi yaptık. O yönde de sürecin devam edeceğine inanıyorum. Her şeyden önce gerçek planlamasıyla, gerçek yapılan imalatlarıyla yüz akımız olan bir proje diye buradan paylaşıyor. Gerek proje müdürüne, gerek ekibine, çalışanlarına, her kademedeki emeğe geçen canlarımıza, dostlarımıza da ayrıca teşekkür ederken sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Allah kazadan, beladan esirgesin diyorum. Örnek daireyi gezdik. Gerçekten güzel bir eser ortaya çıkmış. İnşallah diğer dairelerimizde aynı şekilde örnek daire
doğrultusunda hayata geçireceğinden hiç kimsenin endişesi olmasın. Oruç Reis kentsel dönüşüm projesi tamamlandığında hak sahiplerine yeşil alanları, sosyal donatıları ile birlikte ferah, yaşanabilir konutları teslim edilecek. AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İl Milliyetin Müdürü Ayhan Telti dün akşam ziyaret etti. İşte o ziyaretten yansıyanlar. Kayseri'deki öğrencilerin LGS ve YKS'de gösterdiği başarılardan dolayı İl Müdürü Telti'yi tebrik eden Başkan Çopuroğlu, öğrenci şehri, üniversite şehri Kayseri'mizde yanılmıyorsam 400 bine yakın öğrenci, 100 bine yakın üniversite öğrencimiz var diyerek şunları kaydetti. Uzun süredir verilen emekten bir neticesi alındı. Siz de bu konuda gayret gösterdiniz. Özellikle öğrenci şehri, üniversite şehri Kayseri'mizde yanılmıyorsam 400 bine yakın öğrencimiz var. Herhalde 100 bine yakın da üniversite öğrencimiz var. Tabii 5 üniversitesi olan nadir şehirlerden bir tanesiyiz. Yine yanılmıyorsam 25 bin kadar da öğretmenimiz var. Bunları çarpıp böldüğümüz zaman neredeyse nüfusun yarısı bir şekilde eğitim camiasının ya içinde ya öğrenci ya öğretmen olarak yer alıyor. Tabii bu çerçevede birinci olmak, Türkiye'de ses getirmek gerçekten Kayseri'nin temsil noktasında muhteşem bir enerjiye sahip olduğunu gösteriyor. Sizin nezdinizde tüm ekibinizi tebrik ediyoruz. Bundan sonraki süreçte inşallah bu başarının devam etmesini niyaz ediyoruz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde açıkladı. Lise son sınıfa giden öğrencilerin kaynak eserlerinin artık diğer kitaplar gibi masasında hazır olacağıyla alakalı herhangi bir ücret almadan verileceğini tarif ederken bir daha sevindik, bir daha mutlu olduk. Ama bir başka mutluluğumuz da belediyelerimizin gösterdiği gayret neticesinde kütüphanelerin ne kadar ihtiyaç olduğunu, kütüphanelerden yararlanan insanların bunların ne kadar mutlu olduğunu birinci olan öğrencimizin ağzından duymak da bizim için büyük mutluluk oldu. Sormuşlar çocuğumuza, birinci olmanızda, başarıyı sağlamanızdaki en büyük kriter nedir diye. Hiç diyor spor maksatmadım. Hafta bir gün kendimi spora ayırdım ve spor yapmayı fırsat bildim. Sonrasında bir takım şeyler sıralıyor ama 7/24 kütüphanelerden yararlandım diyor. Burada hakikaten güzel bir çalışma ve diyalog içerisinde yapılan bu gayretlerin kütüphaneyle, çalışmayla, aileyle taşlandırılmış olmasının neticesinde aslında teşekkürüm büyüğü öğretmenlerimize, tabii ki ailelerimize, sonra da öğrencilerimize. Ben sizin şahsınızda tüm öğretmenlerimizin, tüm çalışan personelimizi tebrik etmek istiyorum. İnşallah bundan sonra da hani sizin ifadenizle yavaş yavaş Kayseri bir eğitim öğretim şehri olma noktasında ivme kazanıyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de 2023 Türkiye'sinde ciddi manada başarılı elde edeceği bir şehir olur diye murat ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Eğitimde Kayseri'nin adını Türkiye gündemine daha sık getirmek için çalışacaklarını kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik ise şöyle konuştu. Bu nazik ziyaretiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle LGS ve YKS'deki başarılar görülmüş olması, duyulmuş olması Kayseri'miz için gerçekten büyük övünç duyulacak bir konu. Türkiye tarihinde ilk defa bir LGS, YKS sınavında iki tane birinci çıkardı Kayseri. Buradaki başarı benim dönemimde geldi. Övünmek isterdim ama şöyle bir şey açıklamak istiyorum. Burada bu 12. sınıftaki öğrencilerimiz 12 yıldır, anaokulunda sayarsak 13 yıllık bir emekle geldiler. Hepsi birbirinin üzerine kurulu bu başarıların, yani anaokulunda aldığı eğitim bile lise sondaki başarısını etkiliyor bunun. O yüzden bu başarı bizim Kayseri'de eğitim şehri dediğimiz için herkes eğitimle ilgili tarihine baktığımız zaman 3000-5000 yıllık geçmişine baktığımız zaman halen işte ayakta duran medreselerimiz var. Eskiden de eğitim şehriydi. Şimdi de eğitim şehri. Bunu artık biz Türkiye'de daha çok gündeme getirmeye çalışacağız. Bu öğrencilerimizin başarısında da 12-13 yıllık emekler var. Okullarımızda hizmetlisinden, kapıdaki güvenlik görevlisinden, özellikle Kayseri'mizde belediyelerle Milli Eğitim Camiası'nın işbirliği içerisinde gayretli bir şekilde, yani hepsi il müdürü gibi çalışıyor maşallah belediye başkanlarımızın. Hepsi en az il müdürü, ilçe müdürü kadar eğitimle ilgileniyorlar. Onlara da ayrıyeten huzurlarınıza teşekkür ediyorum.
bu başarının sağlanmasında katkısı olan tüm paydaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Yine Milli Eğitim'le devam edelim. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Telti'nin önemli açıklamaları var. Özellikle Kayseri tekli eğitime ne zaman geçecek, bu yönde tartışmalar vardı. Okullarımız %99 hazır ama tekli eğitime geçme süreci bir yıl uzadı dedi. Sebebini şu şekilde açıkladı Milli Eğitim Müdürü. Tekli eğitime geçmek inşaat sektöründe yaşanan sıkıntılardan dolayı biraz daha uzayacak. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül'de başlıyor. Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını değerlendirdi. Kayseri'de şu an 100 okulda ikili eğitim yapıldığını belirten Teltik, tekli eğitime geçmek için 68 okul inşaatının devam ettiğini söyledi. Biz 15 Haziran'da okulları kapattığımız zaman rahat edeceğimizi düşünüyorduk. Öğrencileri gönderdik, biraz daha işlerimiz hafifler diyorduk. Ancak 15 Haziran'dan bugüne kadar biz yeni eğitim öğretim yılı için, çocuklarımızın daha iyi ortamlarda eğitim görmesi için, okullarımızın fizik imkanlarının iyileştirmesi için can revan çalışıyoruz. Henüz hazır olmayan okullarımız var ama inşaatlarımız devam ediyor, çalışmalar devam ediyor. 12 Haziran'da okullarımızı açtığımız zaman yani %90 okulumuzda eğitim üretime hazır hale gelecek. Bu konuda canla başla çalışıyoruz. Teltik, Kayseri genelinde 2023 yılında tekli eğitime geçileceğini düşünüldüğünü ancak inşaat sektöründen kaynaklanan aksamalar olduğunu belirtti. Şimdi planlamamızda 2023 yılıydı. Ancak inşaat sektöründe meydana gelen aksamalardan dolayı biraz daha uzayacak gibi. Şu anda 100 okulumuzda ikili öğretim yapılıyor. İkili öğretimin sonlandırılması için şu anda 68 tane inşaat projemiz devam ediyor. Fiilen devam eden 13-14 tane okul inşaatımız var. Bunlar bittiği zaman 15-20 okulumuz zaten ikili öğretimden kurtulup tekli öğretime geçecek. İnşallah bu projelerin tamamı da bittiği zaman yani en kısa sürede geçeceğiz. Ama 2023 olmayacak gibi gözüküyor. Bir 6 ay, bir sene gibi bir gecikmeyle ikili öğretimden kurtulacağız diye düşünüyorum. Milli Eğitim Müdürü Telti, Kayseri'de okul ihtiyacının olduğunu ve birkaç yıla tamamlanacağını belirtti. Kayseri'nin okul ihtiyacı var. Evet, Melik Gazi, Koca Sinema, Talas ilçelerimiz, metropol ilçeler, çok büyük ilçeler, çok hızlı büyüyen bir kentteyiz. Buralarda okul ihtiyacımız var. Devletimiz tespit etmiş sonuçlar inşallah birkaç yıla bu okul ihtiyacımız kalmayacak gibi gözüküyor. Ancak şu anda var. 68 de inşaat projemiz var. Yani 68 tane okulumuzun yapımı için şu anda planlama ve proje aşaması yapılıyor. O yüzden devletimiz bu işin üzerinde, birkaç yıla bu işler çözülecek diye düşünüyorum. Bizim 300 bin öğrencimiz var. Yani 12 Eylül dediğimiz zaman 300 bin öğrencimiz ders başı yapacaklar. Kendilerini biz heyecanla bekliyoruz. Tatile girdiler, hak ettiler, hak ettikleri bir tatili yaptılar. Şimdi biz okullarımıza bekliyoruz. Hazırlıklarımız tamamlanmak üzere. 1 Eylül itibariyle öğretmenlerimiz de tatillerinden gelecekler ve seminer çalışmasına başlayacaklar. 12 Eylül'den itibaren de eğitim öğretim başlayacak. Artık 300 bin öğrenci ders başı yapacak. Okullaşma oranımız anaokullar hariç hepsinde %99'un üzerinde. Yani bir eğitim almayan hiçbir yavrumuz yok. Özellikle işte zorunlu eğitim dediğimiz 12 yıllık eğitimin tamamı öğrencilerimiz kayıt altında. Hiç okula gitmeyenlerimiz işte ilkokula zaten gidiliyor. 8 yıl bittikten sonra yönlendirmeler yapılıyor. Bu yönlendirmeler işte meslek eğitim merkezleri, meslek liseleri, çıraklık eğitimleri dediğimiz kurumlara gidiyorlar. Yani okullaşmada bir sıkıntımız yok. Okula gönderilmeyen çocuğumuz yok. Mutlaka kayıtlar bizde var. Gelmeyenleri biz gidip buluyoruz, getiriyoruz. Kayseri Şeker'de önceki gün bir yangın çıkmıştı. Yangında tamamen kullanılamaz hale gelmişti. Soğutma kulesi. Açıklama var Hüseyin Akay'dan. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı, soğutma kulesi kampanya öncesine yetişecek. Kayseri Şeker soğutma kulesinde çıkan yangın, Kayseri Şeker İtfaiye Birimi başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çaba ve gayretleri sonucu söndürülmüştü.
Yangın sonrası kullanılmaz hale gelen soğutma kulesinin yenisinin yapılması için çalışma başlatılan alanda kurban kesildi. Kurban kesimi ve dua öncesine açıklamalarda bulunan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, kulenin yenisinin hızlı bir şekilde inşa edileceğini söyledi. Yangında yaralanma ve can kaybının olmamasının son derece sevindirici ve çok büyük teselli kaynağı olduğuna dikkat çeken Başkan Akay şöyle konuştu. Öncelikle Kayseri Şeker ailesine geçmiş olsun. Büyük bir kazaydı. Yangınında şükredilecek tarafı var mıdır? Vardır. O da yaralanma ve can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Plastik ve ahşap maddenin yoğun olduğu soğutma kulesi kıvılcımlı ateş aldı ve alevler arasında kaldı. Yangının kaynaktan veya elektrik kontağından çıkmış olabileceği yönünde ilk inceleme sonrasında tahminler var. İtfaiye raporu çıkınca yangının sebebi de netleşmiş olacak. Soğutma kulesinin yenisinin inşası için ilgili yöneticilerimiz hemen çalışma başlattı. Daha geniş ve daha büyük bir soğutma kulesi kampanya öncesine yapılarak kampanya dönemine sorunsuz bir şekilde gireceğiz. Yangının söndürülmesinde canla başla mücadele eden Kayseri Şeker İtfaiye ekibimize ve Büyükşehir Belediye İtfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum. Rabbim Kayseri Şeker'e zeval ziyan vermesin. Türkiye'nin bu güzide kuruluşu her daim dimdik ayakta olacak ve varlığını sürdürecek. Birlik ve beraberlik içerisinde sımsıkı işimize sarılarak, gayret göstererek Kayseri Şeker'i daha ileriye hep birlikte taşıyacağız dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili Operatör Doktor İsmail Tamer'le devam edelim. Tamer, Develi ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Milletvekili İsmail Tamer'e ziyaretinde Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan ve AK Parti İlçe Teşkilatı eşlik etti. Pazar esnafını tek tek gezip hayırlı kazançlar dileklerinde bulunan İsmail Tamer, pazar alışverişi için gelen Develilerle sohbet etti. Daha sonra Epçe, Gümüşören, Ayşepınar ve Yeniköy mahallelerinde ziyaret eden Tamer, burada da mahalle sakinleriyle sohbet etti. İsmail Tamer, samimi muhabbetlerinden dolayı Develi halkına teşekkür etti. Hem belediye başkanımın hem ilçe başkanımın, hem Memduh abi zaten ayrı bir şey yapmış, güzellik yapmış. Buraya kadar bu asfaltı getirmiş. Arkasından böyle parkeler falan düzenlenmiş. Böyle bir pırıl pırıl bir yer kesinlikle görmedim ben. Hepinizin eline sağlık. Hepinizin ellerine sağlık diyoruz. Emrinizde olduğunuzda teşekkür ederim. Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabarsa, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'e ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti iletti. Ama gerçekten ben huzurlarınızda kıymetli muhtarıma çok çok teşekkür ediyorum. Bakın kendisi 3,5 yıldan beri görevdeyim dedi. Benim makamıma belki arkadaşlar 500 defa gelmiştir ama bu 500'ün bir defası daha kendi şahsi işi için değil. Emin olun bakın. Ya bir kere de mi gelmedi başkanım? Hayır, bir kere de kendi şahsi işi için bana gelmedi. Hep etçe diye. Biz de onun bu güzelliğine, bu çalışkanlığına istinaden parke istedi verdik, yol istedi verdik. Ne dediyse elimizden gelen gayretleri gösterdik. Hangi köyde bir güneş enerji santrali yapılma gibi böyle bir hayaller olabilirdi. Ama Allah hamdolsun şimdi kapalı sistem sulama yaptı memur başkanımız. Güneş enerji santralinde bizler o destek veriyoruz. Diyeceğimiz sizlerden de isteğimiz dua ve desteklerinizi bizden eksik etmemeliyiz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın şapkasını kaldırmamız lazım. İnşallah. Ben doğduğum topraklardan ödeşeceğim diyor. Fahri abi aynen. Onlardan bir tanesi. Evet, aynen. Asayiş haberleriyle devam edelim. Kayseri Emniyeti'nin terör örgütlerine yönelik operasyonları devam ediyor. İlimizde bir DAEŞ operasyonu, bir kişi gözaltına alındı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda DAEŞ üyesi olduğu tespit edilen ve hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. İlginç bir haber. 12 yıl önce kesinleşmiş cezası olan kadın polisi görünce balkondan atladı. İşte haberin devamı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla yakalama emri bulunan GB'nin yakalanmasına yönelik Hunat Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan aranan ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan GB, polis ekiplerini görünce kaçmak için balkondan atlayarak ayak topuğunu kırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan GB, tedavisinin tamamlanmasının ardından Bünyan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Talas'a geçelim. Yeni Doğan Mahallesi Olcuklu Caddesi üzerinde yaşanan bir olay. Henüz bilinmeyen bir sebeple bir tartışma çıkmış. Pompalı tüfekle vurulan bir kişi yaralandı. Kaçan şüpheli yakalanması için çalışma başlatıldı. İşte olayın detayları. Olay Talas ilçesine bağlı Yeni Doğan Mahallesi Oğulcuklu Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen kişi henüz bilinmeyen sebeple pompalı tüfekle yaralandı. Omzundan ve kolundan yaralanan kişi sağlık görevlileri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan ve delil toplayan polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Menduh Büyükkılıç geçtiğimiz günlerde Koca Sinan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Bugün de Melik Gazi muhtarlarıyla buluştu. 58 mahalle muhtarıyla bir araya geldi Menduh Başkan. İlçe başkanları ve muhtarlarla yapılan yatırımları değerlendirmeye ve yapılacak hizmetlerle alakalı talepleri yerinde dinlemeye özel önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin nüfus bakımından en büyük ilçesi olan Melikgazi'de mahalle muhtarlarıyla buluştu. Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan Harikalar Düğün ve Ziyafet Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Ali Hastal'la daire başkanları, Kaski, Kayseri Gaz, Kecetaş yetkilileri ve 58 mahalle muhtarı katıldı. Başkan Büyükkılıç toplantıda mahalle muhtarlarının talep ve önerilerini hem yazılı olarak hem de sözlü olarak dinledi. Burada muhtarlara seslenen Başkan Büyükkılıç, hem muhtarlarımızla birlikte olalım, onları dinleyelim, hem de böyle güzel bir ortamı birlikte paylaşalım. Buralar sizlerin, bizler sizlere layık olma yönünde gayret gösteriyoruz, dedi. Biz bir aile anlayış içerisinde, gerek belediye başkanlarımızla, gerek muhtarlarımızla, gerekse mesai arkadaşlarımızla, en ücra kademedeki kardeşimizden en yakınımızda olanına kadar, birbirimize karşı bir üstünlüğümüz olmadığını şuurunda ve bilincindeyiz. İnsanların hayırlısı da hizmetkarı olanın farkındayız. O anlayış içerisinde de gece demeden, gündüz demeden koşturuyoruz. Yaptıklarımız var, yapacaklarımız var. Mahallelerimizi de, ilçelerimizi de hepsini bağrımıza basarak büyükşehir bağlamında, ilçe bağlamında değerli başkanımız ve ekibi mahalleler bağlamında ayırmadan dayanışarak bu çalışmaları sürdürmekteyiz. İnşallah Mevlam Ayrı Türk Bayrağımızın altında birliğimizi, beraberliğimizi, dayanışmamızı devletimize, vatanımıza, milletimize sahip çıkma anlayış içerisinde. Dünyanın gururu olan, mazlum insanların sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımızın da yol arkadaşları olarak. Başkan Büyükkılıç yerelde ve Ankara bazında bir şey yapılacaksa bu iradenin yapılacağına dikkat çekti. Zeki, seçilmiş, takdir edilmiş o bölgenin önde olan canlarısınız. Muhtarlarımız olarak, dostlarımız olarak. Gerek yerelde, gerekse Ankara bazında yine eğer bir şey yapılacaksa bu irade yapacak ve inşallah bu ülkeyi, bu şehri, bu mahalleyi en güzel şekliyle geleceğe taşımak için gayret gösterecek. Biz kendimizi anlatmaya, kendimizi ifade etmeye, hizmetlerimize buluşturmaya geldik. Bunu da önemsiyoruz. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ise Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti. Hakikaten yoğunluktan dolayı önemli bir araya gelmek. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin. Bir arada hizmet etmeyi nasip etsin. Sayın Başkanımız tecrübeli tabii, yılların belediye başkanı, siyasetçisi. Her zaman birliği, beraberliği teşvik eden konuşmaları, destekleri her zaman olmuştur. Bu da Kayseri'yi ön plana çıkartan en önemli değerdir. Sizler görüyorsunuz farklı şehirlere gidince Kayseri'nin kıymetini dışarı çıkınca anlıyoruz.
Yine Başkan Büyükkılıç ile devam edelim. Anadolu Oto Galericiler sitesini ziyaretti. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sucuoğlu ve Oto Galerici esnafı ile buluştu Memduh Başkan. Kentte herkesin, her kesimin konforuna özen gösteren, hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda sürdürdüğü ziyaretlerinde Anadolu Oto Galericiler sitesi esnafıyla bir araya geldi. Site yönetimi ve esnaflarla buluşarak onların görüş, temenni ve taleplerini dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuma da eşlik etti. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Anadolu Oto Galericiler sitesi yönetim kurulu başkanı Tuzcuoğlu, yaptığı hizmetlerden dolayı da Büyükkılıç'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi. Oto Galericiler sitesi ziyaretinde Oto Galericiler Odası Başkanı Metin Tuzcuoğlu tarafından karşılanan Büyükkılıç, tek tek esnaflarla görüşerek bilgi alırken görüş ve talepleri de dinledi. Esnafların ilgiyle karşıladığı Büyükkılıç'a esnaflar, gönlümüzdesiniz gerçekten, Allah sizlerden razı olsun ifadelerinde bulundu. Başkan Büyükkılıç ise galerici esnafına işlerinde başarı temennisinde bulunarak hayırlı kazançlar diledi. Ziyarette Oto Galerici esnafının çocuklarıyla da kucaklaşan Büyükkılıç çocuklarla şakalaştı, sohbet etti. Çocuklardan araçların fiyatlarını öğrenerek pazarlık yaptı. Çocuklar ve galerici esnafı ile hatıra fotoğrafı çektiren Büyükkılıç, sağlık rahatsızlığı yaşayan bir miniye geçmiş olsun temennisine bulunarak onun sağlık sorunuyla da ilgilendi. Atom Karınca ile devam edelim. Başkan Büyükkılıç Bilim ve Sanat Merkezi'nde de incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Başkan Doktor Memduh Büyükkılıç'ın önderliğinde Türkiye'deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan hayata geçirdiği için teşekkür ediyorum. Buradaki teknik heyetini tebrik ediyorum. Şurası da olsaydı diyeceğimiz hiçbir eksiği yok. Pırıl pırıl bina hazır. İçinin donanımı Milli Eğitimimiz tarafından. Tabii kontrol şefliği Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden, çevre düzeni yine aynı şekilde işbirliğiyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden olmak üzere geleceğimizi aydınlatacak olan gençlerimizin burada bilimle buluşması adına en güzel şekliyle bir ortam hazırlanıyor. Milli eğitimimize hayırlı olsun diyoruz. Hayırseverimizi tebrik ediyoruz. Büyükkılıç dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini vurguladı. Belediyenin her zaman okullara ve diğer kamu kurumlarına desteğini esirgemeden anında ulaştırmasından dolayı ekibimizi de ben tebrik ediyorum. El ele, gönül gönüle diyoruz. Ülkemizi, insanlığı daha güzel günlere ulaştırmak amacıyla hep beraber dayanışmanın en güzel örneğini sergilediğimizi paylaşıyor. Teknik heyetimizi de özellikle tebrik ediyorum. İnşallah okullar açılmaya burası pırıl pırıl olacak ve sonrasında hepimizin yüzü gülecek. Bizde laf yok, icraat var. Büyükşehir'in kırsala yaptığı yatırımlar devam ediyor. Zaman zaman istatistik bilgiler veriyor sizlere. Kırsal mahallelere Büyükşehir 2 ayda 276 kilometre asfalt kaplama çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın önderliğinde kent merkezinde birçok noktada yoğun çalışmalar sürdürürken aynı zamanda kırsal mahallelerde de hizmet ve yatırımlarına devam ediyor. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada gelişen, güzelleşen ve genişleyen Kayserimizin 16 ilçe belediyesi ile el ele, gönül gönüle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru ve konforu adına daha kaliteli hizmet anlayışıyla Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimize yatırımlarımız, projelerimiz ve hizmetlerimiz aralıksız sürecek dedi. Büyükkılıç kırsal mahalle yollarına sati asfalt kaplama çalışmalarında tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizce kırsal mahalle yollarında sati asfalt kaplama ihalesi 6 Haziran Pazartesi günü yapılmıştı. İhale kapsamında Kayseri'nin kırsal mahallelerinde yıl içerisinde 14 ilçede toplam 585 kilometre, birinci kat ve ikinci kat sati olacak asfalt kaplama işi ihalesinden şu ana kadar 276 kilometre sati asfalt kaplama çalışmaları gerçekleştirildi diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilçe yollarında konfor ve güvenliğinin artırılması ve kırsaldaki mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için yol çalışmalarının tüm hızıyla süreceğini sözlerine ekledi. Kısa bir ara vereceğiz. Bu aranın ardından haber odası devam edecek.
Melikgazi'de devam edelim. Bahçelievler Serkent Mahallesi'ndeki Esnaf Toki bölgesine hizmet verecek olan kapalı pazar yeri inşaatını inceledi Başkan Palancıoğlu. Bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapmaya devam edeceklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi. Tam buranın merkezinde bulunan alana böyle güzel bir kapalı pazar yeri yapıyoruz. Açılış inşallah yapacağız. Temel atma merasimi bile yapmadık. Yani çok şükür arkadaşlarımızla birlikte, mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Koştur koştur o kadar yoğun çalışma yapıyoruz ki açılışlara, temel atmalara yetişemiyoruz. Cenab-ı Allah güç verdiğimizi bize yapacağız. Muhtarımız da burada, Bahçelievler muhtarımız Rukiye Hanım'da. Gerçekten bu bölgeye özellikle binlerce insanın yaşadığı Esnaf Toki'ye ve Bahçelievler Mahallesi'ne hitap edecek bir pazar yeri ve bu dere ıslahı ve yeşillendirmesiyle birlikte zannediyorum Kayseri'nin en nitelikli mesire alanı gibi kullanıma sunulacak bir alan olacak ile bu tür alanlar onlar için çok ihtiyaçtır. Hayırlı olsun diyorum. İnşallah en yakın zamanda burayı bitirip güzel bir etkinlikte buraya açacağız. Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Rukiye Köse ise şunları kaydetti. Allah razı olsun kıymetli başkanım, gerçekten mahallemiz için, Melikgazi için örnek bir proje oluyor. Yani bekleyenlerimiz, deremize el attınız. Devlet Su İşleri 2026 planlamasını almıştı burayı. Siz vatandaş hizmete kavuşsun dediniz. Pazar yeri 3 kilometre sentetik çimalodan yürüyüş yolu yapıyorsunuz. Mesire alan oluyor. Mahallemizin gerçekten en büyük etkinlik alan olacak buraya. İnşallah güzel bir açılışla herkes mutlu olacak. Size sonsuz teşekkürlerimizi bildiriyoruz. İyi ki varsınız. Koca Sinan'la devam edelim. Koca Sinan Belediyesi'nin dağıttığı fideler ürün verdi. Dağıtılan domates fidelerin ürünleri kışlık yiyecek. Yeni ve farklı projelerle tarım ürünlerinin yetiştirilmesine destek olan Başkan Çolak Bayraktar, Koca Sinan Belediyesi'nin sağlıklı toplum, sağlıklı nesil, sağlıklı yarınlar oluşturmak adına dağıttığı organik domates fidelerinin ürünlerini verdiğini söyledi. Allah muhabbetinizi ertirsin. Allah kolaylıklar versin. Sağlıkla sıfır rahmet çar mıyız? Ağız tadıyla yemek nasip olsun. Amin. Sağ olun. Tamam başkanım. Bu kutuyu attık tamam. Bu lezzetli var bak. Ortadan attım maşallah. Vatandaşlarsa domates fidelerinin verimli ve bereketli olduğunu ifade ederek Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Koca Sinan Belediye Başkanımızın vermiş olduğu sitelere teşekkür ederiz. İyi verim aldık. Çok teşekkür ederiz. Menemen yapıyoruz. Acılı yapıyoruz. Sos yapıyoruz. Salça yapıyoruz. Kışlık turşuluk yapıyoruz. Turşu yapıyoruz. Domateslerimizin güzelliğini de şöyle gösterelim. Talas güzel bir etkinlik düzenlemişti. Akrobasi sirki. Bu sirki 4 günde 3000 kişi izledi. Hava akrobasisi, ip cambazı, salıncak, transformasyon, illüzyon, palyaço ve jonglör gösterileriyle büyük küçük herkesin heyecan dolu dakikalar geçirdiği sirkin her seansı büyük ilgi görüyor. Cumartesi akşamı başlayan pazar günü iki seansa seyircilerin karşısında olan akrobasi sirkini geride kalan 4 günde toplam 3000 kişi izledi. Sirkten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar özellikle çocukların çok mutlu olduğuna işaret etti. Yeni Doğan Mahallesi Bilge Kağan Caddesi üzerinde bulunan Anneler Parkı'na kurulan sirkte hafta içi 20.30'da tek seans, hafta sonu ise 17 ve 20.30 olmak üzere iki seans halinde gösteriler gerçekleştiriliyor. Alanda ayrıca akrobasi sirkinin yanı sıra panayır da bulunuyor. Kurulan panayır alanında yeme içme imkanlarının yanında çocuk oyun grupları da yer alıyor. 11 Eylül 2022 tarihine kadar sürecek akrobasi sirkinin biletleri Talas Belediyesi Veznesi, Osmanlı Evi, 7/24 Kütüphane Kantini ve Sirk Gösterisi alanında 17 seansı 15, 20-30 seansı 25 liradan satışa sunuluyor. Yine Talas'la devam edelim. Talas'ta yollara yeşil dokunuş, detaylara bakalım. Yapılan çalışmayla ilçenin önemli arterlerinden olan Papatya, Bilge Kağan, Sayar ve Karasu caddeleri hem trafik akışı yönünden güvenli hale getirildi hem de yeşil bir görünüme kavuşturuldu.
Bu kapsamda toplam 1250 ağaç toprakla buluşturuldu. Çınar, ıhlamur, süs kirazı, diş budak başta olmak üzere 15 türde ağaç dikilerek caddelerin yemyeşil bir görünüm kazanması sağlandı. Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Yalçın, daha yeşil bir Talas hedefiyle ilerlediklerini belirterek, ilk günden bu yana daha yeşil bir çevre için sürekli ağaç diktik, yeni parklar yaptık, eskileri gözden geçirerek daha kullanışlı hale getirdik. Adeta bulduğumuz her boş alanı parka çevirdik. Şimdi de refüje olmayan caddelere refüj yaparak hem trafik akışını güvenli hale getirdik, hem de ağaç ve peyzaj çalışması yaparak yeşil bir görünüm kazandırdık, dedi. Trans Anatolia Rally Raid'in Yahyalı etabı da yapıldı. İçerin Dereba Mahallesi'ne start verildi. İlginç görüntüler var. İzleyelim. Yahyalı'dan başlayıp Çelikhan'da son bulacak 148 kilometrelik zorlu parkurda farklı kategorilerden 58 yarışmacı yarıştı. Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk yarış başlamadan önce start noktasında yarışçılara başarılar diledi. 12.si düzenlenen burada Trans Anatolia uluslararası yarışların Yahyalı'mızda yapılmasından duyduğum ben memnuniyet ifade etmek istiyorum. Her zaman söylüyoruz, gerçekten Yahyalı'mız bir turizm cenneti. Tabii burada her türlü güzellikler var. Bunun ilaveten bu türlü sporunda, rallilerin yapıldığı sporunda Yahyalı'da gerçekten görmek çok farklı diye düşünüyorum. Biliyorsunuz burada dünyada ikincisi olan, Türkiye'de birinci ve dünyada ikinci olan bir Kabızbaşı Şelalesi'nin bulunduğu bir diyar. Burası gerçekten turizme açılması gereken yerlerimiz birçok olduğu gibi. İnşallah durmadan tabii Yeşilköy Şelalemizi de turizme kazandıktan sonra artık burası her türlü sporun yapılabildiği, raftingin yapıldığı, trekking yapıldığı ve rallinin yapıldığı, motocross yarışlarının yapıldığı, bir belediye başkanı olarak, yerel yönetici olarak arz ediyoruz. Her türlü yardımı kendilerine, yardımı yapacağımızdan da tabii taahhüdünü vermiş oluyorum. Güzel sporcularımızı güzel ilçemizde görmenin de doğrusu ben gururunu yaşıyorum. Kayseri Ticaret Odası ile devam edelim. Kayseri Ticaret Odası üyelerini dijital ticarete taşıyor. Daha önce KETO bünyesinde de E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi kurulmuştu. Üreten Şehirler Programı kapsamında Kayseri Ticaret Odası'nın yürüttüğü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi projesi ile üretici KOBİ üyelerimizin E-Ticaret ve E-İhracat alanında nitelikli şekilde desteklenmesi planlanıyor. Proje kapsamında tekstil ürünlerinin imalatı, ana metal sanayi, fabrikasyon metal ürünleri imalatı, elektrikli teçhizat imalatı, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı, mobilya imalat sektöründeki 120 üretici KOBİ firmanın ilgili personeli e-ticaret ve e-ihracat konularında kapsamlı eğitimler alacak. Bu sektörlerdeki 20 firmada 4 ay sürecek kapsamlı profesyonel danışmanlık desteğinden faydalanacak. Ayrıca KTO bünyesinde kurulan Kayseri E-Ticaret ve E-İhracat Danışmanlık Ofisi tüm üyelere e-ticaret ve e-ihracat konusuna destek verecek. Projeyle üye firmaların ticari kapasitelerinin artırılması, yeni satış kanallarının oluşturulması, şehrimizin ihracatının artırılması ve ihraç pazarlarının çeşitlendirilmesine katkıda bulunulması hedefleniyor. 15 ay sürecek proje konusunda açıklamalarda bulunan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Sanayi Teknoloji Bakanlığı Üreten Şehirler Programı kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı finansmanıyla Kayseri E-Ticaret E-İhracat Danışmanlık Ofisi projesini hayata geçiriyoruz. Kayseri Sanayi Odamızın da ortak olduğu bu projeyle şehrimizdeki firmalara E-Ticaret E-İhracat konusunda nitelikli danışmanlık hizmeti vermeyi düşünüyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana da 4 yıldır bütün üyelerimize hep şunu söylüyoruz: ne alıp satıyorsanız, ne üretiyorsanız, bunların her birini mutlaka dijital platformlara taşıyın. Dijital platformlarda olmanız gerekiyor. Çünkü değişen ve dönüşen bir dünyada yaşıyoruz. Pandemide e-ticaret, e-ihracatın dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ispatlamış oldu. Pandemi yılı olan 2020 ve 2021 yılı dijitalleşmenin ön sıraya geçtiği yıllar olarak hatırlanacak diye düşünüyorum. Belki de pandeminin de önüne geçecektir. Bu projeyle birlikte 120 kişiye eğitim verilecek. 20 firmamıza da danışmanlık hizmeti olacak.
20 firmamıza danışmanlık hizmeti alacak. Sanayi odamızla birlikte kurumumuzdan 10 mentor yetişecek ve 15 ay boyunca sürdürülebilir bir eğitim programı olacak. 31 Ağustos tarihine kadar başvurular devam edecek. Tüm üye firmalarımızı sınırlı kontenjanın olduğu projeye başvuru yapmaya davet ediyorum dedi. Ticareti merkez olan Kayseri'mizin dijital ticaret kanallarında da hak ettiği yeri alması için proje geliştirmeye ve bu projelerimizi hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade eden Gülsoy, sürekli yapılan eğitimler ve bilgilendirme toplantıları yanında Kalkınma Ajansı desteğiyle başladığımız projemize üyelerimizin e-ticaret ve özellikle e-ihracat konusuna kapasitesinin artırılmasına hedefliyoruz açıklamasında bulundu. Tarladan halka organik hizmet devletçesini yaşayan Emre Çalış, kendi ektiği organik ürünleri bahçeden taze olarak vatandaşlara sunuyor. Vatandaşlar sunulan hizmetle alacakları ürünleri reyonlardan, deyit dallarından taze olarak alıyor. Taze ve organik ürünleri seçerek toplayan vatandaşlar bahçeden memnuniyetle ayrılıyor. 5 yıldır organik ürün üretimi yapan Emre Çalış şöyle konuştu. Burada nasıl söyleyeyim, çilek var, böğütlen var, avududu var, ondan sonra söyleyeyim kavun var, karpuz var, salatalık var, organik ürünler, doğal meyve var. Mesela Rabbim ne verdiyse o var, yani her şey var abi burada. Vatandaş geliyor, kendi eline taze taze toplayıp alıyor. Memnun kalıyorlar abi. Biz burada memnuniyete bakıyoruz, samimiyete bakmıyoruz abi. Talep çok abi, yani söyleyeyim devamlı müşterimiz var. Yani hafta sonları çok kalabalık oluyor burada. Kayseri'den geliyorlar. Develi'den tanıdıklarımız, böyle eş, dost, akraba, sevdiğimiz abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz geliyor. Alıyorlar. Çok memnun kalıyorlar. Gelene gidene söylüyorum. Tanıtın diyorum. Yani bal gibi tatlı, kaymak gibi bir kokar abi. Organik bir çilek yani. Albiyon çilek. Yani Develi'de meşhur olduk Allah'ın izniyle. Yani Rabbim'in rızasını kazanarak, gönül kazanarak yani. Her şey var abi. Gelene ikram ediyor. Normalde ikram ediyor yani abi. Nasıl söyleyeyim? Biz burada gönül kazanmaya niyet ettik abi. Alışverişten memnun kalan vatandaşlar da şunları kaydetti. Güzel bir hizmet. Herkes kendi istediği gibi kendi gelip topluyor. Çok güzel bir şey. Bir yargı haberi: Melik Gazi ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayan şahsın yargılanmasına devam edildi. 24 Aralık 2021 tarihinde meydana gelen olayda Melik Gazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan F.Ç. sokakta karşılaştığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki kocası A.Ç. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak şüpheli A.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlatırken F.Ç.'de sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan A.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık A.Ç., müşteki F.Ç. ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık A.Ç. savunmasında eski eşinden bir çocuğu olan müştekinin sonrasında kendisini aldattığını ileri sürdü. F.Ç.'nin evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığını iddia eden A.Ç., F.Ç. evlilik vaadiyle daha önce de dolandırıcılık yapmıştır. Beni de bu şekilde dolandırdı. Olay günü benden yine para istedi. 5.000 lira vermiştim zaten dedi. Mahkeme heyeti sanık A.Ç.'nin tutukluluğunun devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Altı senedir kaybolan bir kişi, Mehmet Mavi, henüz bulunamadı. Kayseri ve Antalya'da ikamet eden 82 yaşındaki Mehmet Mavi son olarak Talas'taki ikametinde görüldü. 11 Temmuz 2016 yılında kaybolan Mehmet Mavi bütün girişimlere rağmen bulunamadı. Yakınları şahsın izni kamera kayıtlarında bir noktaya kadar izlemesine rağmen sonuca ulaşamadı. Banka kayıtlarında da hiçbir hareket bulunmayan Mehmet Mavi için ailesi kayıp başvurusuna bulunmuştu. Öte yandan Mehmet Mavi'nin ailesi kayıp dosyasından düşeceğini kaydederek ölü ya da diri olarak yerini bilmek istediklerini dile getirdiler. Kayseri Spor'da yine maddi sıkıntılar devam ediyor. Çağrılar yapmıştı. Hatta geçen Mehmet Öztekin bir basın toplantısı düzenlemişti. Bir zirve gerçekleşti. Bu zirvede Vali Bey var, Büyükşehir Belediye Başkanı, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, CEO
Ertekin Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, buradan önemli bir karar çıktı. Maddi sıkıntılar nedeniyle zamanında yapılamayan ödemeler sonrası transfer tahtasını açtıramayan Kutay Kayserispor'un imdadına Erciyes Anadolu Holding yetişti. Önceki gün Kayseri Valisi Gökben Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri Milletvekili Baker Soy, Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alparslan Baker Tekin ve Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı olağanüstü toplantı. Yukatay Kayserispor'un maddi sıkıntısının masaya yatırıldığı toplantıda TMSF yönetiminde olan Erciyes Anadolu Holding tarafından 2 milyon dolar verilmesi kararı verildi. Toplantıda ayrıca Kayserispor'a büyük bir destek kampanyası da başlatıldığı öğrenildi. Pazar günü önemli bir maç var Kayserispor'un. Giresun, Kayserispor tarafının çağrısına validen de destek geldi. Kapalı Kale taraftar grubu Kayserispor'un pazar günü Giresunspor'la yapacağı müsabaka ile ilgili çağrıda bulundu. Kapalı Kale taraftar grubu tarafından yapılan açıklamada lig maratonunun ilk haftaları geride bırakılırken hayaller bütçelerden büyük şiarıyla başlamış olduğumuz sezona 12. adam olarak biz taraftarların ve diğer toplum kuruluşlarının üzerine büyük bir görev düşmektedir. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek şehrimize adım attığı ilk günden bu yana gerek şehrimizin turizmi gerek sosyal hayatı başta olmak üzere Kayserispor'umuz için de ayrı bir başlık açmayı değer görmüş olması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bu çerçevede yapılacak sosyal sorumluluk projeleriyle şehir merkezine uzak spor severlerin ilçemizden maça gelmesi adına asgari şartlarının uygun hale getirilmesi çok yerinde bir karar olacaktır. Mücadelenin her kulvarda bir kat daha yoğun geçtiği bu süreçte iç sahada kazanılacak her puan altın değerinde olup önümüzdeki Giresunspor maçında bütün şehri birlik ve beraberlik içerisinde tribünlere bekliyoruz açıklamasında bulunmuştu. Kapalı Kale Taraftarlar Derneği'nin bu açıklamasının ardından Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, şehrimizin gururu Kayserispor'umuz için bu hafta bütün ilçelerimizle beraber tribündeyiz paylaşımı yaptı. Vali Gökmen Çiçek'in açıklamasına Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, ligin henüz başında iyi bir tempo yakalamak için büyük Kayserispor taraftarına ihtiyacımız olan süreçte Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum yanıtını verdi. Bu arada Kayserispor Giresunspor maçının biletleri yarın satışa çıkacak. Kayserispor'un pazar günü Giresunspor'la yapacağı maç biletleri yarın saat 11'de satışa çıkacak. Kayserispor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada Yukatay Kayserispor'umuzun Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonu 4. haftasında 28 Ağustos pazar günü saat 19.15'te Biteksen Giresunspor'la Kadir Has Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri yarın saat 11'de Pasolig tarafından satışa sunulacak açıklamasında bulunuldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şu şekilde belirlendi. Batı Balkon 140 lira, Batı Alt Tribün 120 lira, Doğu Alt 80 lira. Doğu üst 60 lira, kuzey üst 40 lira, misafir tribün 50 lira olacak. Kayseri Tenis İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ve bir hafta sürecek olan 30 Ağustos Tenis Kupası turnuvaları devam ediyor. Tenis İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan ve bir hafta sürecek olan müsabakalar Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tenis kortlarında devam ediyor. Tenis İl Temsilcisi İsa Taş'tan müsabakalar hakkında bilgi verdi. Kayseri Tenis İl Temsilciliği'nin düzenlemiş olduğu 30 Ağustos Zafer Bayramı Tenis Kupası'na yoğun bir ilgiyle devam ediyoruz. Yaklaşık katılımcı sayısı 55 tane erkek sporcumuz, 36 tane de bayan sporcumuzla yarışıyoruz. Amacımız bu sporu daha bir tabana yaymak, daha herkesin tenis oynadığı bir Kayseri oluşturmak. Sporcularımıza başarılar diliyorum. Geçen ay ameliyat olan milli atlet Burcu Subatan tedavisinin yanı sıra antrenmanlara da başladı. Ulusal ve uluslararası birçok başarısı bulunan milli sporcu Burcu Subatan ayaklarındaki ağrı nedeniyle Temmuz ayında ameliyat olmuştu. Tedavisi devam eden milli atlet antrenmanlara başladı. Milli atlet Burcu Subatan özel açıklamalarda bulundu. 11 yıldır atletizm sporunu yapıyorum. Birçok ulusal ve uluslararası başarılarım var. Ameliyatım çok zor geçti gerçekten. Sinir ve plantar fasyanın birbirinin yapışması sonucu içerisinde olan yırtıklar vardı. Onlar temizlendi. Şu an sakatlığım %70 geçmiş bulunmakta ama %30 hala sağ ayağımda bir problem var. İnşallah o da geçtikten sonra önümüzdeki yarışlara bakacağız.
Türkiye Tekvando Federasyon Başkanlığı tarafından Kayseri İl Temsilciliği görevine devirli antrenör Özben Şimşek atandı. Çalışmalarını Develi ilçesinde sürdüren Özben Şimşek, Kayseri Tekvando İl Temsilciliğine atandı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından Tekvando İl Temsilciliği mazbatası verildi. Özben Şimşek, 19 Ağustos tarihinde göreve başladım. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı'ya teşekkür ederim. Rabbim bu aziz vatanın kıymetli evlatlarına hayırlısıyla hizmete devam etmemizi nasip etsin inşallah. Durmak yok, Kayseri gençliği için koşmaya devam açıklamasında bulundu.